Moda pazarlaması eğitimi alanlar hayatın artık her yanında çalışabilirler. Çünkü baktığımızda bugün hangi endüstriye bakarsak bakalım biraz daha tasarım olsun, biraz daha moda olsun, insanlar tarafından talep edilsin. Yani işte adam plastik boru üretiyor, bunda bile modaya uygun bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte boyasını, bir şeyini, her şey modadan etkileniyor. Cebimizdeki cep telefonundan tutun, işte taktığımız aksesuarlara kadar her şey modanın birer ürünü olduğu için biz satın alıyoruz. Moda pazarlamasında kariyer olana artık öyle bir hale geldi ki hayatın her yeri modadan etkileniyorsa her yer onlar için kariyer alanı. Önemli olan bir firmanın ürününü moda yani tutku, talep edilir seviyeye getirmek. İşte bir moda pazarlamacısına o kadar çok ihtiyaç var ki her sektörde. Ürünü moda haline getirmek, ürünü daha çok talep edilebilir. Daha çok talep edildiği için daha çok ücret ödenebilir. Yani daha pahalı fiyata satabilir, daha çok kar elde edilebilir hale getiriyor. Adeta biz işletmelerde ve firmalarda bu kişiyi kar katalizörü olarak tanımlıyoruz. Yani kar arttırıcı unsurlar. Muhakkak surette yeni dünya düzeninde buna yatırım yapmak zorunda Türk firmaları. Yani baktığımız zaman Türkiye hazır giyim endüstrisinde yıllarını fasoncu olarak geçirdi. Biz buradan 10 dolara bir tişört gönderdik, mutlu olduk, para kazandık diye. Adam 10 doları aldı, 70 dolara sattı mağazasında ve baka kaldık. Yani katma değerin nerede olduğunu, markalaşmada olduğunu, pazarlamada olduğunu yeni yeni fark ediyoruz. İşte o yüzden yeni yeni daha markalarımız kuruluyor, mağazalaşıyor. Bu anlamda modanın içinde pazarlama büyük ihtiyaç. Bu alandan mezun olan arkadaşlarımızın zaten tasarım ve pazarlamadan hiçbiri boşta değil bizde. Yani bu sonuçta gösteriyor onlara olan ihtiyacı ve kariyer imkanları sınırsız. Bir diziyi bile, tutan bir diziyi tutması bile moda pazarlamacısının ve pazarlamacının gücüyle tutuyor.